10 yıl sonra da hala blog yazıyor olur musun? Ya şu anki düşünceme göre kesinlikle evet. Kesin, ben de sende o ışığı gördüm zaten Mustafa. Sen bayağı blogla yaşıyorsun aslında Mustafa. Öyle oldu evet. Başka bir sanki amacım yokmuş gibi. Aslında doğru bir şey değil bu ama dünyam küçük sandım. Kitaplar kimlerden ibaret? Lisedeyken işte şu internet sitelerine falan merak saldım. Ben kafama göre takılayım istiyordum. Amaç bir site sahibi olmak ve orada içimden geldiği gibi kafama göre takılmaktı. Bunun da karşılığının blog olduğunu fark edince o şekilde blog dünyasına girmiş oldum. Hangi tarihten bahsediyoruz? 2013, 2012'nin sonu 2013'te Blogspot'la başladım. Ama bir yıl sonra 2014 yılında da domain aldım .net. 2014'ten beri de domainle devam ediyorum. Peki 2012-2013 yılından 2017'ye uzandığımız zaman blog yazarlığı anlamında bu süreçte senin bakış açında bir değişim oldu mu? İçeriklerini oluştururken tarzında bir değişiklik oldu mu? Yayınlarda oldu. Önceden teknoloji üzerine de deneyimlerimden de birkaç bir şey olurdu. Artık onlara yer vermemeye başladım. Tamamen kişisel yazılara yer veriyorum. Onlara neden yer vermemeye başladın? Buranın yeri değilmiş gibi gelmeye başladı bana yani. Kişisel bir blog dediğim için onun orada yeri yokmuş gibi geliyor bana. Sanki onun için ikinci bir blog açmam gerekiyormuş gibi, akışı bozuyormuş gibi garip bir düşünce var. Senin bir blogun kişisel olması gerektiği yönünde bir ısrarın var Mustafa. Blogunu okuduğumuz zaman da bu her yerden, senin bu görüşünü her yerden görebiliyorum. Bloguna, senin kendi blog yazarlığına bakışın tamamen kişisel. Neden bu kişisellik, tırnak içinde söylüyorum, takıntısı? Günlük tadında olması gerektiğine inanıyorum. Israrla buna inanıyorum ben. Yani haberler paylaşmak bana göre değil. Yani bazıları oluyor işte atıyorum işte Windows 10 çıktı bilmem ne. O tür başlıklar atanlar da oluyor. Tabii ki atılabilir sonuçta her kategoride yazılar olabiliyor ama Windows 10 çıktı demek yerine Windows 10 deneyimlerim demek biraz daha kişiselce olabilir diye düşünüyorum. Sen biraz daha böyle doğaçlama çala kalem mi yazıyorsun Mustafa? Evet. Niye öyle? Bilmem. Bunun cevabını ben de bilmiyorum. Öyle gelişiyor. Bendeki intiban şu. Blogun çok içindesin, tam ortasındasın hatta. Ama çok da böyle kenarda durup insanları seyrediyormuş gibi. İnsanları derken blog yazarlarını seyrediyormuş. Böyle kollarını kavuşturmuşsun, karşıdan bakan bir Mustafa varmış gibi geliyor bana. Aslında ben uzak değilim bloglara. Bir takip ettiğim bloglar var ama ya blogların bir sanki yarış halinde gibi görüyorum ben bazı bloglara. Neredeyse yarısı yarış halinde gibi. Benim yazılarıma işte 25, 30, 50'ye yakın yorumlar falan gelirdi. Bir de kendime yakın istediklerim olduğu zaman da onları takip ediyordum. Ve bazılarında böyle yorum peşinde olduklarını görünce de hiç bunlara kafa yormaya gerek yok dedim kendi kendime. Kenara çekilmeye karar verdim. Zaten bloglara yorum da yapılmıyor eskisi kadar. Yapanlar da gerçekten o yazıyı Evet. okuyup da yapanlar. Evet, okuyorlar da sanki zorakiymiş gibi hemen yazı güzel olmuş. Atılıyorum. Bay bay. Artık böyle gereksiz, saçma sapan işte senin dediğin gibi art niyetli yapılan yorumlardan biraz kurtulduk değil mi? Zaten blog okunmuyor artık. Kaldı ki yorum yapılsın yani. Sanki bu cümleyi kuran birisi canı istediğinde de her an hiç kimseye haber vermeden blog yazmayı bırakabilir gibi bir izlenim var. Yapar mısın bunu? Öyle bir düşüncem yok. Bayağı bir gider bu. Bir de artık bayağı alıştım da kolay kolay bırakamam. Ya çok önemli bir şey olacak ki, çok büyük bir şey olacak ki ancak belki bir ihtimal o zaman bırakabilirim. Ya bir zararı da görmediğim için neden bırakayım? 4-5 yıllık süreçte hiç bırakmayı düşündün mü? Hayır. Sen ziyaretçi olayına takılmıyorsun. Yazılarım çok okunuyor olayına takılmıyorsun. Yazılarıma az yorum geliyor, niye az geliyor olayına takılmıyorsun. Para kazanma gibi bir kaygın yok. Böyle olunca Mustafa Anlıakın zaten hani 5 yıl değil bir 15 yıl daha bu tarz olaylara takılmadan yazmaya devam ediyor olması çok beklenen bir şey. Yok doğru. Öyle aslında evet. Ya bu bahsettiğiniz şeyleri takılacak olursak olay başka yerlere gider. Başka şeyler yapmak zorunda kalırız. O zaman o siteyi yöneten biz olmayız ki site bizi yönetmiş olur bir anlamda da. Ya o kadar zorlamaya gerek yok kendimizi. Biz önce kendimiz, ya kimse bizi zorlamadı buralara gelirken, bunları açarken, yaparken. Ya da başka şeyler için de kendimizi zorlamaya gerek yok. Duygularının da çok böyle ortada yaşıyorsun blogda. Yazılarını okuduğum zaman Mustafa'nın duygusal olduğunu, o an mutsuz olduğunu, üzüntülü olduğunu çok rahat görebiliyorum, okuyabiliyorum. Sen de kendini gizlemeyen, duygularını blogda ortaya koyan, yazılarıyla ortaya koyan birisin. Ya rol yapmaya gerek yok. İnsanlar benim aklımda çok mutlu ya da şöyle böyle düşünsünler diye ona göre cümleler kurmakla uğraşmıyorum. Ne geliyorsa onu yazıyorum. Üzgünsem üzgünüm. Genelde böyle oluyor zaten. Pek nadirdir güzel şeyden bahsettiğim ama. Ailen blog yazdığını biliyordur mutlaka. Yani ben pek istemesem de artık biliyorlar. Okuyorlar mı? İnşallah okumuyorlardır. Ha, hiç mevzusu olmadı mı? Ya bu pazar çok duygusal bir yazı yazmışsın oğlum. Nedir seni bu kadar üzen falan diye konuşulmuyor o zaman. Yok öyle bir şey duymadım. İnşallah bundan da bu saatten sonra. Ailenin bilmesi biraz farklı olur benim için.
bilmeden istemem. Orayı terk edebilirdim konusu açılırsa. Ya da konuyu değiştirirdim falan. Kötü bir şey yazmamış olmama rağmen, yani onlar okursa yüzüm kızarır benim. Neden kızarır bilmiyorum ama bir utanabilir. Utanacak ne var bilmiyorum ama. Blokların fayda sağlama gibi bir amacı olamaz mı? Olabilir ama kişisel blokların olamaz bence. Kişisel blok kişiseldir, günlüktür. Kişisel bloklar yani bir fayda sağlamayabilir. Yani bir insan aradığı şeyi bulamayabilir. Bir araştırma yaptığı zaman yoruluyor, düşmeyebilir. Canım okumak istediği zaman bayağı bir kafa yoruyorum. Eski yazılara falan gidiyorum. Kimler yorum yazmış falan. Bir de ben kendi blogumda da bayağı bir geziyorum. Boş kaldığım zamanlarda bayağı bir geziyorum. Eski yazılara gidiyorum. Bayağı eskilere gidiyorum. Artık kendime bunu görev kabul etmişim. Öyle bir hale gelmişim ki. Ama keyif alıyorum, mutluyum. Sadece biz birbirimiz okuyoruz ama işte blok okumayan yeni insanlara nasıl ulaşabiliriz sence? Yani bizi hiç bilmeyen birinden etkileşim bekliyorsak onların ihtiyaçlarına, gündemin ihtiyaçlarına yönelik bir şeyler yazmamız gerekiyor. Gündemi takip etmek gerekiyor bunun içinde. İnsanlar ne yapıyor? Teknolojide, bilgisayarda, şu an internet ne? İnsanlar neyi yapmak istiyor diye yapamıyor, nelerde zorlanıyor? Onlara rehber olmak gerekiyor. Rehber de olabiliyorsanız ulaşırsınız. Yine de rehber olmak için bir şey yapsak bile yazıyı görüp kaçıyorlar yani. Yazıyı okuma zahmetine girmiyorlar. O kadar deliyoruz, topluyoruz, adım adım yazıyoruz. Başında ya da ortasında bir YouTube videosu yoksa bir sıfır geride başlıyor. Çılgın bir kalabalığın uğultusuna kulak tıklayan, sükunet içinde yazdıkları ve okudukları ile meşgul, dost bir yabancı olarak kendini tanımlıyorsun. Ben kendi dünyasında yaşayan ve kendi iç dünyasını yazan Mustafa'yı takip etmekten, okumaktan her zaman keyif aldım. Şu anda seninle sohbet etmekten de büyük keyif aldım. Ve şunu çok açık ve net söylüyorum. Geçici kaygıları olmadan tamamen kendisini blog yazarlığına veren ve sabahında akşamında blogla ilgili kafa yoran birisin ve tamamen kişisel çok ön plana çıkardığın için bunu çok gönül rahatlığıyla söylüyorum ki blokların tapusunu elinde tutan insanlardan birisin. Dediğim gibi 10 yıl sonra da 15 yıl sonra da muhtemelen Mustafa Anlar'la biz beraber yine blok yazmaya devam edeceğiz diye ümit ediyorum.